Evet, Sayın Müdürüm, Trabzon ve Türkiye genelinde koronavirüs vakalarının arttığını görüyoruz. Bu konuda genel bir bilgi alabilir miyiz sizden? Evet, sadece ülkemizde değil, tabii dünyada da vakalar artıyor maalesef. Bu bir atak. Bu atağı daha çok Eylül aylarında bekliyorduk. Ama insan hareketlerinin fazlalaşması ve daha önceki yıllarda olmayan hareketin bu yıl olması nedeniyle muhtemel vaka sayılarında hızlı bir artışı bu dönemde yaşamış olduk. Artışımız halen devam ediyor. İnşallah kısa sürede bunun terse dönmesini bekliyoruz. Dediğiniz gibi daha kış aylarında bekleniyordu. Yaz aylarında da önceki dönemlerde düşüşler yaşanıyordu. Fakat bu süreçte arttığını görüyoruz. Bunun nedenini tamamen temas olarak mı Tabii ki yani insanların maske, mesafe, temizlik kurallarına uyması durumunda bunun olmayacağını hepimiz biliyoruz artık. Muhtemel ki insan hareketlerinin fazlalaşması temasların da artmasına yol açıyor. Açılan bu temaslarda toplu düğünler olsun, eğlenceler olsun, organizasyonlar olsun, onların içerisinde de insanların maske, mesafe kurallarına uymaması nedeniyle de bu vakalar ister istemez bu seviyelere geliyor. Ama tabii bunun bir diğer tarafı da hep sürekli vurguladığımız bir şey var bizim. Özellikle hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın da kendilerini bilinçli bir şekilde toplumdan izole etmelerini bekliyoruz. Bunda da çok fazla sözümüzün dinlendiğini görmüyoruz maalesef. Bunda da bir eksiklikler var ki tablomuz bu şekilde geliyor. biraz önceden sıkı denetimler vardı. Sıkı insanlar da biraz kendilerini bıraktılar ve biraz hastalığa alıştılar gibi görüyoruz dışarıdan. Evet tabii o da var. Bıkkınlık da var insanımızda. Bu gayet normal bir süreç. Ama Sayın Bakanımızın da belirttiği şekliyle biz bu yaklaşık 8-10 aylık süreçte şuna dönmüştük. Artık herkes kendini koruyacak. Devletin korumasından ziyade kişiler kendilerini koruyacaklar. Hastalıklıysa, belirtileri varsa toplum içine çıkmayacaklar. Veya herhangi bir kronik rahatsızlığı, tedirginliği, sıkıntısı varsa da onlar da maskeyle, mesafeyle kendilerini özellikle koruyacaklar demişti. Bu sürecin böyle devam etmesi aslında hepimizin yararına. Ama bunda sekte olduğu zaman işte bu vakalar artıyor. İnşallah onun tekrar Sayın Bakanımızın istediği şekilde cereyan etmesini bekliyoruz. Artan vakalarla beraber insanlar dediğiniz bıkkınlık ve karantina süreçleri, bunların tekrar yaşanma ihtimali var mı? Nasıl bir öngörünüz var sizde? Tekrar bu eski günler, bu sıkı denetimli günler geri gelir mi? Olmayacağını ümit ediyoruz. Olmaması için de biz gerekli uyarılarımızda bulunuyoruz. Tedbirlerimizi o anlamda alıyoruz. Olmama ihtimali daha yüksek. Özellikle aşı yapılma oranı ülkemizde oldukça iyi. Dolayısıyla bu tür bir tablonun olmayacağını büyük olasılıkla ümit ediyoruz. Peki şu anda Trabzon'da yoğun bakımlarda yatan koronavirüs hastamız var mı? Var. Yaklaşık 13 tane hastamız şu anda yoğun bakımda var. Bugün itibariyle biri entübeydi. Vaka sayıları tabii oluyor. Biz de ona göre yoğun bakım süreçlerini yönetmeye gayret ediyoruz. Yoğun bakım yatak sayıları belirli biliyorsunuz. Bunlar temiz ve Covid diye ayırmak durumunda kalıyoruz. Covid yoğun bakım sayısı arttıkça Covid yoğun bakıma ayırdığımız yoğun bakım yatak sayılarını da artırmak durumunda kalıyoruz. Bu sefer de temiz dediğimiz yani Covid dışı hastaların yattığı yoğun bakımlarda sıkışıklıklarımız olmuş oluyor. İkisini dengeli getirmeye gayret ediyoruz. Koronavirüs yoğun bakımdaki hasta sayısı sıfırlanmıştı Trabzon'da yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ne hangi süreçten sonra yatmaya başladılar? Yaklaşık bir ay, 1,5 aydır yatışlarımız tekrar oluşmaya başladı. Tek tük oluyordu. Şu son 15 gündür sayılar biraz yukarıya tırmandı. Peki sayı verebilir misiniz? Kaç kişi koronavirüs günlük ya da aylık? Günlük Sayın Bakanımız ülke genelinde haftalık onu açıklıyor biliyorsunuz. Şehrimizde de günlük 500'ün üzerinde vakamız oluyor. Tabii ki bunun nedenleri başta konuştuğumuz gibi işte hareketin çok fazla olması, bu şehir
1'e 3 nüfusu artan bir şehir. Bir şekilde tatilini, iznini şehrinde geçirmek isteyen insanımız ülke dışında da ülke içinde de çok fazla. Onların hepsi bayramı fırsat olarak görüp bu şehre gelmiş durumdalar. Bu kaçınılmaz bir durum. Bu kısa sürede tekrar aşağıya döneceğini umut ediyoruz. Aşı konusuna gelirsek, aşılama konusunda randevular yeniden açıldı. Bu konuda neler söylersiniz? Aşının geçerlilik süresi, hatırlatma dozları konusunda bir bilgilendirme yaparsak. Aşıyı randevulu ve randevusuz yaptırabiliyoruz. Son 15 Temmuz kutlamalarında da meydanda da biliyorsunuz bunun aşı faaliyetinde bulunduk. 100 vatandaşımız orada da aşılandı. Kısa sürede 100 kişinin olması bizim için oldukça kazanımlıydı. Aşı rakamlarımız tabii gittikçe artan bir yönde. Özellikle şunu vurgulamak istiyoruz. 65 yaş üstü olup kronik rahatsızlıkları olan herkesin bir kere aşısı gelmişse, aşı yapılma takvimi oluşmuşsa onun yapılmasını özellikle istiyoruz. Ama 12 yaşın üzerinde herkesin de istedikleri takdirde aşıya ulaşabileceklerini de belirtmek istiyoruz. Aşı bizim için çok güzel bir koruma ve bu tür bulaşıcı hastalıklarda pandemi olsun, endemi olsun bizim en büyük dayanağımız. Covid'de ayrıca maske, mesafe de bir dayanak ama aşı en önemli dayanak. Bunun da özellikle aşısı gelen herkes tarafından uygulanmasını bekliyoruz. Son olarak vatandaşlarımıza ne gibi önerileriniz ve uyarılarınız olur? Evet, bir kere aşıyı en son söyledik. Aşıyla ilgili tekrar söylemiş olalım. Aşı bizim için iyi bir dayanak, iyi bir kurtarıcı. Aşının yan etkileri olabilir ama bilinen bariz sıkıntı oluşturan bir yönü yok. Dolayısıyla aşıdan kaçınılmaması gerekiyor. Bunun dışında maske, mesafe, hijyen koşullarına da baştaki riayet gibi, baştaki sıkı tutuş gibi vatandaş bireysel olarak sıkı tutar ve öyle davranırsa biz bu sıkıntıdan da yine kolayca bertaraf edeceğimizi söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.